Arkadaşlar şimdi içerideki kenara bölüyoruz 7 bölü 3 2 küsür bir şeydir tam kısmını alıyoruz 2 yapıyor yine aynı şekilde arkadaşlar 8'i 4'e bölüyoruz 2 tam kısmını alıyoruz. Şimdi burada da e, diyeceğimiz şey AB ya bu AB'yi o zaman kaça böleceğiz 6 tam kısmı artık belki tam bölünüyordur ya da bölünmüyordur sonuç itibariyle 4 olacak. Neden 17'nin 4 ile bölümünden tam kısmı arkadaşlar nedir 4'tür o yüzden. Aynı şekilde AB'yi arkadaşlar 5'e böldüğümüzde de tam kısmının 4 olmasını istiyoruz. Şimdi burada hangi sayı olursa bu duruma uygun gelir arkadaşlar. Bakın şimdi AB 24 olsa 24 bölü 6'dan 4'tür. Şimdi burada deneyelim bakalım. 24 bölü 5'ten arkadaşlar 4 yapıyor mu burası yaklaşık olarak? Evet yapıyor. O zaman aslında yani bir hamlede denedim aslında ama çok kolay bir deneme oldu olsun diye başladım zaten soru geldi. Tabi siz şunu diyebilirsiniz. E, denediniz geldi hemen biliyorsunuz siz. E şimdi sayı deneyin zaten mecburen bazen sınavda denemek zorundasınız. Deseniz ki buna 25 ben. 25 verdiğinizde hani 25'i 6'ya böldüğünde 4 küsür yapıyor ya. Ama bu sefer 25'i 5'e böldüğünde 5 yapar. Ya da gittin 27 verdin. Evet 27'nin 6'ya bölümü 4 küsür bir şeydir. Ama 27'nin 5'e bölümü arkadaşlar 5 küsürdür. Hiçbir şekilde eşit olmayacak. Sadece bunu sağlayan değer 24 oluyor. Toplamları da 6 oluyor. Güzel bir soru. Sınavda da benzeri çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar burada hemen cevabı önce göstereyim sonra bir yanlış örnekte göstereyim. 30'un arkadaşlar asal bölenleri neler? 2, 3 ve 5. Bunları topladığınız zaman bakın kaç yapıyor? 10. 30, 10'a gerçekten tam bölünür. Bir de yanlış bir örnek vereyim. Mesela 24. 2 ve 3'tür bunun asal bölenleri. Topladığınız zaman 24 bölü 5 tam bölünmüyor. Bu şekilde bakacaktınız yani cevabımız D şıkkı. 17 şer, 17 şer geriye doğru saydığınızda arkadaşlar en son 17 ile bölümünden kalan kalır. Neden? Siz 17'nin katlarını çıkarıyorsunuz bundan. O yüzden çok basit bu sebepten dolayı. Dolayısıyla şimdi hemen yapalım. Burada 3794'ün 17 ile bölümünden kalana bakalım arkadaşlar. 1 şey pardon. İlk kere 17, 34. Burası 39 oldu. İlk kere 17, 34. Bu şekilde arkadaşlar 54 oldu. 3 çarpı 17, 51 oldu. Ve kalan 3 geldi. Demek ki en son geri geldiğinizde en küçük 3 doğal sayısını elde edeceksiniz. 17'şer 17'şer 3791 çıkacak. En sonunda da 3 kalacak arkadaşlar. Armstrong sayısının tanımı verilmiş arkadaşlar. Küpler toplamı eğer sayıya eşitse bu bir Armstrong sayısıdır demiş. Şimdi buna göre e, biz 3A1 sayısı nedir? 300 artı 10A artı 1'dir değil mi? Yani aynı zamanda 3'ün kübü 27, A küp artı 1. Burada tabii ki biraz arkadaşlar sayıları tahmin etmemiz gerekecek. Şunlar gittiği zaman geriye ne kalıyor? 273 eşittir. A küp eksi A çarpı 10. A gördüğüm yere ne yazarsam acaba bu durum gelir diye düşünmek lazım. Bu arada nasıl düşüneceğim biliyor musunuz? Mesela 5'in kübü 125 olmaz. 6'nın kübü 216 küçük geliyor. 7'nin kübü yani mecburen bir şey denemek zorundayım. 7'nin kübü 343. 7 çarpı 10 70 arkadaşlar. Farklarını alınca gerçekten 273 oluyor. A'yı buradan 7 buldum. Denedim ama yine mantıklı denedim. Bakın hemen tek tek 1, 2, 3, 4, 5 demedim. B07'ye gelelim arkadaşlar. B07 nedir? 100B artı 7 eşittir. B küp artı 7'nin kübü arkadaşlar yine 343. Buradan da 100B eksi B küp arkadaşlar eşit olacak. 343'ten neyi çıkaralım? 7'yi. 343'ten 7'yi çıkarırsak 336 olacak. Buna göre şimdi B gördüğümüz yere ne yazmamız lazım arkadaşlar? Şöyle daha iyi görürsünüz. Çünkü bak 100B ya bu, 10'un katı yani son basamağında 0 olacak. Şimdi ben sonu 6 ile biten olan bir sayıya ne eklersen sonu 0 biter arkadaşlar. Burada hemen 1'in kübü yok, 2'nin kübü, 3'ün kübü, 4'ün kübü. 4'ün kübü 64'tür. 64'ü buraya bir ekliyorum bak 400 oluyor. Yani yine deneme yapıyorum tabii ki arkadaşlar ama denerken biraz mantıklı denemeler, bölme bölünebilmeye dikkat etme ya da son basamağa dikkat etme şeklinde yapıyorum. Dolayısıyla 7 ile 4'ün toplamı 11C şıkkı oldu. EBOB'ları 4 olan farklı 10 sayma sayısının toplamı en az kaçtır? EBOB'ları 4 olduğuna göre başka hiçbir ortak bölenleri olmayacak. Bu ne demek biliyor musunuz aslında arkadaşlar? 4'er 4'er 10 tane ardışık sayıyı toplarsak en küçük sayıları bulmuş oluruz. Çünkü dörder dörder ardışık olan sayıları göstereyim bakın size. Ortak hiçbir noktaları yok. Üşenmeden tek tek yazacağım. Bakın görün böylece olayı anlayın. Bakın gördünüz mü? Dörder dörder ortak sayılar. 4, 8, 12. Araları art koyayım ki hem görün. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'un hiçbir ortak böleni var mı hepsinin birlikte? Hayır yok. İkisi, ikisi, ikili, şeklinde var tamam 3 ile 6, 3 ile 9 ama hepsinin birlikte ortak bölündüğü tek sayı 1. O zaman 4 parantezinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı budur arkadaşlar. Böldük burası 5 yaptı 20, 220 imiş arkadaşlar sorumuzun cevabı B şıkkı. Evet güzel bir soru şimdi ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar 4, 14, 24, 34 buralara kadar Birer tane 4 kullandı. Sonra arkadaşlar nedir? 40 ile 49 arasında, burada da dikkatli olmalıyız. 40'tan 49'a kadar evet onlar basamağında 10 kere 4 kullandı. Ama 44 bir de sonunda 4 var. O yüzden 11 tane de 4 burada var. Bundan sonra artık 1, 2, 3, 4. 11 daha 15. O zaman ne olması lazım? 5 tane daha kullanmamız lazım. 54, 64, 74. 84 ve 94. Ta ki nereye kadar 4 bir daha kullanmam? 103'e kadar. Demek ki en çok 103 olabilir arkadaşlar kitabın sayfa sayısı. Dolayısıyla cevabımız D. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe rengi boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir kesir ile ifade ediliyor. O zaman arkadaşlar 4 bölü 16 burada 1 bölü 4 olacak şimdi. Bu kesrin karekökü de ne yapar? 1 bölü 4'ün karekökü. Evet 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Böylece boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe rengi boyanmalıdır? Bu 1 bölü 2 kesrini elde etmek için. Burada 16 tane kare olduğu için 1 bölü 2 elde etmemiz için ne olması gerekiyor? 8 bölü 16. Demek ki burada arkadaşlar 4 tane daha kare boyanmalı D şıkkı. Ailenin tahtanın soluna verilse sağına sıfırdan farklı birer rakam yazıyor. Daha sonra bu iki sayıyı toplayıp çıkan sonucu iki rakamın ortasına yazıyorlar. Sonuçta tahtada 3 veya 4 basamaklı sayılar oluşuyor arkadaşlar. Örnek diyelim 1'i 7 yazdı, 1'i 5 mi yazdı? O zaman burada 7125 sayısı oluşuyor. Bunun gibi düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar oluşabilecek en küçük 4 basamaklı sayı nasıl olur? Mecburen 4 basamaklı olması için 4 tane rakam olması gerekiyor burada. Yani birine 1, bir, birine 9 derseniz elde edebileceğiniz en küçük sayı mecburen 1109 olur. Daha da küçük bir sayı elde edemezsiniz. Sonra arkadaşlar elde edebileceğimiz en büyük 3 basamaklı sayıyı nasıl elde ederiz? Ee, buraya 9 yazarız. Buraya da şey 9 yazarsak o zaman elde edemeyiz pardon. Ee, burada ne elde ederiz arkadaşlar? 8 ve 1. Dolayısıyla 8 1 yazarsak burası da bakın ne oluyor? 891 oluyor. Topladığımız zaman 1109 ile 891'i toplarsak 91 daha 10. İşte burası yine 10. E, burası da 10. O zaman 2000 oldu arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Ocak ayının 6x artı 1. günlerinde basketbol, 5 ile bölündüğünde 2 kalını veren günlerde voleybol, 3 ile tam bölünen günlerinde futbol oynamaktadır. Hemen notumuzu alalım bakın arkadaşlar burada. 6x artı 1 bu basketbol. Sonra arkadaşlar 5Y artı 2 voleybol ve 3 z de arkadaşlar futbol. Bugünlerde oynuyor böyle oyunlarını. Buna göre ne söyleyeceğiz? Futbol ve voleybol oynadığı günler N'nci günmüş. O zaman N eşittir 6X e, voleybol neydi? 5Y'ydi pardon. 5Y artı 2 eşittir 3Z. N burada bu. M arkadaşlar ne? Basketbol ve voleybol. Yani 6X artı 1, 5Y artı 2. Böylece burada 5 y artı 2 ve 3 z n'ye eşit olacak. N'nin en büyük değerini alması lazım farkın en büyük olması için. O da 27'dir. 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veren ve 3'e bölünen tam sayı. Zaten bu sayılardan bakıyoruz 31 sayıdan. Sonra arkadaşlar m sayısı da burada en küçük olacak. 6x artı 1 ve 5y artı 2 en az kaçtır arkadaşlar m o zaman? 7. Dolayısıyla bunların farkları soruluyor. 27 eksi 7'den 20'ymiş arkadaşlar. En büyük değer C şıkkı oldu. Ali'nin boyu ilk 5 yıl 27 santim uzamış. Buna göre 1BA eksi 1AB eşit olmalı 27'ye. Çıkartırsak yüzler gider. 10B eksi hatta şöyle diyeyim önce 10B artı A eksi 10A eksi B doğru mu? Böylece bakın 9B Eksi A 9 parantezini aldım. 27 B eksi 3 olduğunu biliyorum. Şimdi ikinci durumda 1 C A eksi 1 B A sayısının farkı da ne verilmiş? İkinci 5 yıl uzadığı boy 50 olduğu için 50'yi eşitledim bakın. Haliyle yine yüzler gitti. 10 C eksi 10 B arkadaşlar. A'lar birbirini götürdüğü için 50'yi eşit olur. C eksi de 5. Değer mi vereceğiz hocam? Evet değer vereceksiniz. Çünkü B eksi A. Bunların hepsi sıfırdan farklıysa A'ya verebileceğin en küçük ve tek sayı 1'dir. Buradan B4 olur. B4 ise C'de 9 olur. Eğer desen ki hocam yok ya belki 1 değildir. E yap siyahla göstereyim şöyle 2. Buraya 5. E burası 5 olduğuna göre 10 rakam oluyor. Şey rakam olmuyor. Haliyle mecburen A'ya sadece 1 verebiliyoruz arkadaşlar. A1 oldu. B'yi 4 bulduk. C'yi de 9 bulduk. Toplamları 14 B şıkkı. 5'in arkadaşlar 0 hariç bütün kuvvetleri 5'in kuvvetlerine 5'in 5, 25 gibi sayılara eşittir. Dolayısıyla şu çarpımda arkadaşlar 5'ten başka bir şey elde edemememiz lazım. Haliyle P asal sayısı buradan işte 5'miş. Şimdi P gördüğümüz yere 5 yazarsak öbür taraftan burası ne olarak dursun? 5 eksi 2'den 3 olacak. 125 olacak. Yani n de buradan 25'miş. Bunu 25 bulduk. P'yi de arkadaşlar 5 bulduk. Toplamları da D şıkkı 30 oldu. Bardağı arkadaşlar önce boş tartmış. Sonra tamamen doluyken tartmış. Sonra bir de bir kısmı doluyken tartmış. Son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı doludur diyor. Şimdi 120 gram boş şişeyse 200 gram olması için suyun tamamı ne kadar olmalı? 80 gram olmalı. Daha sonrasında bakın 120 zaten artık boş kabın ağırlığı olduğunu biliyoruz. Burada ne kadar su var? 185 olması için. E, eklememiz için 185'e 65 gram su eklememiz lazım. Demek ki son durumda arkadaşlar tamamı 80 gram alıyordu. Ama bu 65 gram. İstenen bölü tüm bize oranı verecektir. 65'i 5'e böldüğümüz zaman 13, 80'i 5'e böldüğümüz zaman 16, 13 bölü 16'sı doluymuş C şıkkı. Aslında bu biraz böyle arkadaşlar denklem sorusu gibi. Çünkü bakın burada 4A artı 3B artı 3C arkadaşlar eşittir alt rafa. Yani yine 3C artı 3A artı 5B. Buradan 3C'ler gitti. Dolayısıyla A eşittir 2B geldi. Güzel bir şey. Sonra en alta bakalım artık. Orası da 5C artı 2A. Yani 2A gördüğüm yere 4B yazabilirim. B de arkadaşlar orada zaten 4 tane B. Eşittir herhangi birisi yapalım artık. Mesela bir üstteki 3C. 3A yerine 6B yazacağım. 5 tane B var zaten orada. Böylece 2C eşittir arkadaşlar. 3B olacak. Bakın artık hepsini tek bilinmeyen cinsinden yapabilirim. Böylece nasıl söylerim peki? Artık e, A, 2B, 2C de 3B ya. C'yi arkadaşlar 3K dersek, B'ye de 2K dersek, B'ye 2K dediğimiz için A ne olur? 4K. Haliyle herhangi birinin boyuna bakalım artık. İlkine dikkat edin. 4K çarpı 4'ten 16K olur. B arkadaşlar kaç k demiştik? 2k. O zaman 6k yaptı. C'ye de 3k dedik. 9k oldu. 31k oldu. Tam sayı olduğuna göre arkadaşlar bu demek ki en az k'ya 1 verirsek cevabımız 31 olur. İlk öncül biraz tehlikeli. Dikkatli olmalısınız. Sonu 4 ile biten bir sayı 2'ye bölündüğünde bölüm arkadaşlar son basamağı 7 olan bir sayı da olabilir. Şöyle. Son basamağı arkadaşlar 2 olan sayı da olabilir. Eğer son basamağı 7 ise haliyle tek olacağı için bir tek sayı ile 3'ü çarpıp 1 eklerseniz bu çift sayı olur. Yalnız 3. adıma geçtiğimizde biz bu çift sayıyı 2'ye böldüğümüzde bu çift sayının son rakamını bilmediğimiz için arkadaşlar. E, gerçi biliyoruz bir saniye 7 çarpı 3 21 21 artı 1'den 22 son basamağı böyle 2 olan bir sayı olur. Şimdi siz ikili bir sayıyı arkadaşlar eğer diyelim böyle bitiyorsa böldüğünüzde son basamağı belki 6 olarak bitecek. Belki öyle bir sayı ki arkadaşlar bu 22 gibi böldüğünüzde 1 ile bitecek. Bakın 3. adımda tek sayı elde edeceğiz, çift sayı elde edeceğiz bilmiyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden bu bazen doğru bazen yanlış olabilir. Tahtaya yazdığı ilk sayı 3 ise tek olduğundan dolayı 3 çarpı 3 artı 1'den dolayısıyla 10 olacak. Kesinlikle çift olacak bu doğru. Canan'ın tahtaya yazdığı ilk iki sayının toplamı 493 ne demek? İki sayının toplamı tekse arkadaşlar biri tektir biri çifttir. Birinci ihtimal arkadaşlar çift yazılmıştır. İkiye bölünmüştür Sonra e, yeni elde ettiğimiz tek sayı da 493'ü bulmuşuzdur. Bu ne demek? Bu sayı arkadaşlar şu t'nin iki katı. Yani 2t artı t eşittir 493. Ancak dikkat 3t eşittir 493 diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar 493 3'e tam bölünemiyor. O zaman ikinci ihtimal Neymiş? Bu bir tek sayıymış. Biz bunu arkadaşlar almışız böyle. 3 ile çarpıp 1 eklemişiz. Dolayısıyla 4T artı 1 arkadaşlar 493 olmuş. T de gördüğünüz gibi buradan 492'den 123. Demek ki garanti bu sayı 123'müş. Artık bunun rakamları toplamı 6 olduğunu görüyoruz. Cevabımız D şıkkı oldu.